hafta sonu oynayacağınız Beşiktaş maçında Talisca cezalı ve Beşiktaş yönetiminin bu konuda bugün çıkan haberlerde çok ciddi Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazı olacağı belirtiliyor. Bu kartın iptal edilmesi yolunda. Bu kart iptal edilirse Talisca'yı o gün sahada görürseniz şaşırır mısınız? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'de futbol ortamında şaşırmayı artık bıraktım, yani hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ama bu çok absürt bir durum, yani bu kadar da olacağını tahmin etmiyorum. Ama bir tarafını onun bir tarafa bırakalım. Bu durum absürt bir durum diyor. Aykut Hoca'ya acaba bir daha versene, ben dinleyemedim. Evet, Sezgin'in sorusu verelim. Değil mi? Sezgin'in gelmesinin sorusu, bir izleyelim bakalım. Bir hafta daha sonu oynayacağınız Beşiktaş maçında Talisca cezalı ve Beşiktaş yönetiminin bu konuda bugün çıkan haberlerde çok ciddi Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazı olacağı belirtiliyor. Bu kartın iptal edilmesi yolunda. Bu kart iptal edilirse Talisca'yı o gün sahada görürseniz şaşırır mısınız? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'de futbol ortamında şaşırmayı artık bıraktım, yani hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ama bu çok absürt bir durum, yani bu kadar da olacağını tahmin etmiyorum. Ama bir tarafını onun bir tarafa bırakalım. Bir dakika dur. Evet Sinan abi. Sevgili Aykut'cum, güzel kardeşim. Belki de şu Türkiye'de birkaç tane yorumcuyla beraber en büyük senin destekçilerinden bir tanesiyim. Yani. Trabzon'da verilmeyen kırmızı kartları söyledik. Burada aynı şekilde ikinci sarı karttan atılmadı. Trabzon maçından sonraki maç neydi içerideki? İçerideki Saraçoğlu'nda 2 hafta önce. Gençler Birliği maçında. Fenerbahçe'nin 2 haftadır arka arkaya hakem hataları yapıldığında net söyledik burada. Sen de şimdi dürüst bir insansın. Pozisyonu seyredersin. Bakarsın. Bizim gibi eğer o kartın sarı kart olduğuna inanıyorsan bir şey demem ben sana. Ne diyeceğim? Ama Fenerbahçe ile ilgili senin serzenişlerine biz de burada destek olduk. Sen çünkü mantıklı bir insansın, adaletli bir insansın, iyi de bir insansın. Ama şaşırmam dediğin zaman dinleyelim bakalım biraz daha. Talisca ile ilgili bu kadar yorumu var. Normal burada basın toplantısı yok mu? Var, basın toplantısı alalım var. Onu. İlk bölümüyle ilgili bir girelim Sinan abi. Alalım İlk bölümünü bakalım. Bölüm bölüm gidelim. Haydi bakalım Aykut Hoca'nın açıklamaları. Bu arada adı geçen herkes, lütfen. Sayın Aykut Kocaman, Sayın Yusuf Damoğlu. Herkes bağlanabilir abi. Sayın Alper Ulusoy. Herkes yayınımıza bağlanabilir. Sayın Şenol Güneş. Haydi bakalım. Herkes bağlanabilir abi. Herkes bağlanabilir. Bu diğer konuydu. Öbür VTR'ye girelim. Bu diğer konuydu. Karıştırdık. Evet gelsin arkadaşlar. Hocam haftalardır hakemlerle ilgili zaman zaman serzenişleriniz oluyor. Hakemlerin sizin futbolcularınıza çat çat sarı kartlar gösterdiklerini söylediniz. Dünkü Konyaspor Beşiktaş maçından sonra da zamanın sizi haklı çıkardığını düşünüyor musunuz? Çünkü dünkü maçtan sonra da Beşiktaş'ın serzenişleri oldu gördükleri kartlardan dolayı. Bir bunu soracağım. Bir de hocam Beşiktaş maçı var önümüzde. Beşiktaş maçıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Talisca ve Pepe kart cezalısı. Bu sizin işinizi kolaylaştıracak mı? Hakemlerle ilgili tarafında bir şeyi bir düzeltme yaparak devam etmekten, yani düşüncelerim aynı. Düzeltme yapacağım yer şurası. Bireysel olarak hakemlerle ilgili değil benim derdim. Hakemlerin içinde de ne kadar yeteneksiz, yetersiz, meslek namusu, meslek ahlakından yoksun insanlar varsa aynı şey antrenörlerin arasında da var. Benim de içinde bulunduğum antrenör grubunda da futbolcuların arasında var. Hep aynı yerdeyiz. Esas itibariyle hakemlerden ziyade bireysel olarak hakemler ve hakemlerin yarattıkları problemlerden ziyade hakemleri oraya iten etkenlerle ilgili benim söylemim. O söylediklerimde hepsinin arkasındayım zaten bu birkaç gündür yaşanan olaylarda. Vallahi Ertem çok ağır konuşuyor. Yani kimi kastettiğini biliyorum, ağır konuşuyor. Hakikaten Aykut Hoca ağır konuşuyor. Yani belli. Kimi kastettiğini belli. Bir daha versene.
Bir daha başa alın. İyice dinleyin ama Aykut Hoca. Bir daha verelim. Şok sözler bunlar. Güzel değil. Bir daha verelim. Güzel değil. Bir daha verelim. Hocam haftalardır hakemlerle ilgili zaman zaman serzenişleriniz oluyor. Hakemlerin sizin futbolcularınıza çat çat sarı kartlar gösterdiklerini söylediniz. Dünkü Konyaspor Beşiktaş maçından sonra da zamanın sizi haklı çıkardığını düşünüyor musunuz? Çünkü dünkü maçtan sonra da Beşiktaş'ın serzenişleri oldu gördükleri kartlardan dolayı. Bir bunu soracağım. Bir de hocam Beşiktaş maçı var önümüzde. Beşiktaş maçıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Talisca ve Pepe kart cezalısı. Bu sizin işinizi kolaylaştıracak mı? Hakemlerle ilgili tarafında bir şeyi bir düzeltme yaparak devam etmekten, yani düşüncelerim aynı. Düzeltme yapacağım yer şurası. Bireysel olarak hakemlerle ilgili değil benim derdim. Hakemlerin içinde de ne kadar yeteneksiz, yetersiz, meslek namusu, meslek ahlakından yoksun insanlar varsa aynı şey antrenörlerin arasında da var. Benim de içinde bulunduğum antrenör grubunda da futbolcuların arasında var. Hep aynı yerdeyiz. Esas itibariyle hakemlerden ziyade bireysel olarak hakemler ve hakemlerin yarattıkları problemlerden ziyade hakemleri oraya iten etkenlerle ilgili benim söylemim. O söylediklerimin de hepsinin arkasındayım zaten bu birkaç gündür yaşanan olaylarda. Çok net bir şekilde gösteriyor fotoğrafı ki şunu söylemem lazım, bunu atlamam lazım. Yani Abdullah Yılmaz sanırım, Abdullah Yılmaz'ın hakemliğini sonlandırma kararında dilekçesinde yazdıkları ve Merkez Hakem Kurulu'nun da bu yazıya istinaden vermiş olduğu cevap aslında yani şöyle bir okuduğunuz zaman bir skandal. Yani dolayısıyla bu kurumların başındaki insanların, yönetenlerin, yönlendirenlerin, bu kurumları yönlendirenlerin esas itibariyle olayları bir kere konuşmaları, derlemeleri gerekiyor. Tekrar söylüyorum, benim de içinde bulunduğum antrenörler, içlerinden geldiğim futbolcular, hiçbirimiz böyle sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Bizi zaman zaman hataya ya da kasıtlı yanlışlara doğru iten şeyler bizim bireysel hayata bakışımızdan ziyade bizi oraya doğru yönelten durum, güç dengeleri. Hiçbir hakem kendini ifade ettiği alanda hiçbir antrenör gibi, hiçbir futbolcu gibi hata yapmak, özellikle böyle kasti hatalara doğru götürmek istemez. O nedenle biraz evvel hocaya da söylediğim gibi derdim burada birinci olarak hakemlerin direkt olarak hakemleri suçlamak veya bireyselleştirerek konuyu getirmek değil. İçlerinden bu doğal olarak mutlaka işin boyutunu değiştirenler de var. Aynen antrenörler olduğu gibi. Derdim onları oraya doğru iten etkenler. Burada söylemiştim. Hepinizin huzurunda söylemiştim. Ben burada 3 Temmuz'u yaşadım. 3 Temmuz'dan sonra çok net bu ortamdan yararlanan bir takım vardı. Çok net. Son dönemlerde şöyle bir baktığım zaman ki benim kendi dönemimle ilgili de söylemiyorum bunu. Yaşadıklarım aslında dışarıdan gördüğüm şeylerle yüzleşme gibi oldu burada. Fenerbahçe adına söylemem gerekirse. Ama son dönemlerde de başka takımlar şu anda başka şeyleri konularda güç sahibi. Çok net gözüküyor. Yani hiç kimsenin bu konuda durup dururken hani yok işte Aykut Kocaman algı operasyonu attı bilmem ne attı demesine gerek yok. Herkes aynaya bir baksın şöyle bir. Ne şahsım adına ne de bu içinde bulunduğum camia adına en azından kendi yetkilerim içinde bir gram dahi ufacık haksız bir şey istemiyorum kardeşim. Hiç kimseden. Allah yazısı olsun. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ama hakkımızın da yenmemesini istiyorum. Bu kadar basit. Şimdi Aykut Kocaman her zaman söylemişizdir beyefendiliğiyle. Bir de Aykut Kocaman biliyorsun Ankara'dan istifa ettiğin zaman yapma etme gitme falan filan dedik. Buradan Fenerbahçe taraftarları dedik ki takımınızı hocanızı destekleyin en doğrusu budur falandı filandı. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe'de çok önemli değil. Ama Aykut Hoca, güzel kardeşim, yakışmadı sana. Yani ahlak yoksun hocalar var derken belli. Şenol Güneş'i kastediyorsun. Of. Uymadı sana bu. Ne olursa olsun. Sevmiyor olabilirsin. Ama bunu söylemen Şenol Hoca hatalıdır. Konya maçından sonraki davranışında da hatalıdır.
Evet, orada ben gördüm görüntüyü. Şifoya falan önce gidin hocaya, hakeme sarılın falan diyor. Gereksiz. Şenol Hoca'nın maalesef maçtan sonra bu agresif, özellikle puan kaybettiği zaman bu tutumu var. Maalesef var. Yani Ümit Özat'la girdiği diyalog, işte bu şekilde davranışları falan gerek yok. Bu. Aynen. Şenol Hoca buyurun gidin diyor falan diyor. Gel gel hakeme sarıl, öz direk sizden sana gelmiyor ki hocam. Şifonun bir şeyden haberi yok. Şifo oraya doğru gidiyor falan filan. Doğru değil. Tavsif etmiyoruz. Ama Aykut Kocaman'ın söylediği laf Aykut Kocaman klasında bir insana yakışmadı. Ahlak yoksunu falan, camiamızda onlar var falandı filan da gerek yok. Yani deşersek çok var. Ama bunları özellikle senden 10-15 yaş büyük bir camianın teknik direktörünü ima ederek bunu söyleyemez. Evet, eskiden beri Fenerbahçe Trabzon maçlarından beri bir aranızda bir şey var ama sana uymadı bu. Çünkü bana bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Camianın da sana bana bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü senin en kötü günlerinde burada Apolar'la Ahmet Hoca sana ağır eleştiriler yaparken bile Ertem'le biz seni koruduk. İşte seyisti, yok hocaydı, bilmem neydi, at hocası falandı teknik filandı. Teknik sekreter falan dedi hocaya. Bir sürü şeyler, teknik sekreter falan. Biz yapma, seni en büyük de sana burada laf söylettirmedik sevgili Aykut Kocaman. Hala da söylettirmeyiz. Hiçbir zaman da söyle. Ama senin de bu söylediklerin Şenol Güneş'i tahsis ediyorsun. Sana da yakışmadı. Ayıp ettin Aykut Kocaman. Ayıp ettin. Bak ne diyorum? Ben sana burada nasıl laf söylettirmediysem sen de bu kelimeleri, sen yarın dersen ki ya ben Şenol'u kastettim. Kimi kastettin o zaman? Kim var orada muhatabın o? Yani Şenol Güneş konu o. Gerek yok. Gerek yok. Senin canındaki, klasındaki, sen bak işine. Takımını çalıştırmana bak. Yani biz her şeyi çok iyi biliyoruz. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Onun için sen bak işine. İnşallah şampiyon olursun, mutlu olursun. O ayrı bir konu. Bizi ilgilendirmiyor. Ama buradaki seviyeleri düşürmemek lazım teknik direktörler aralarında. Şu cümle ne demek Sinan abi? Başka takımlar şu an güç odaklarını kullanıyor. Beşiktaş'a söylüyor yani. Abi Beşiktaş'ın güç odağını falan... Hiç Beşiktaş demiyor, isimli Beşiktaş'ı kullanmıyor. Falan değil. Beşiktaş'ın taraflı tarafsız 2 senedir çok iyi takım olduğunu, Türkiye'nin üzerinde bir kadrosu olduğunu bütün Türkiye'deki yorumcular söylüyor. Avrupa'daki durumu belli. Yani hep söylüyorlar bunu. Beşiktaş'ın hakemlerle falandı filandı. Zaten bu algı operasyonuyla Beşiktaş'a falan işte yok hakem şöyle böyle falan, hakemler koruyor falan filan. Koruduğu falan filan da çok görmüyoruz. Ama Fenerbahçe'nin de aleyhine hata yapıldığı zaman da söyledik. Ama Aykut Kocaman'a bu konuşmalar, özellikle Şenol Güneş'i kastediliyor, yakışmadı. Uymadı hocaya. Aykut'a uymadı. Benim kaç senedir, 35 senedir tanıdığımız bir arkadaşımız, dostumuzdur. Hani uzaktan da olsa çok bir şey paylaşırız. Paylaşmayız. Ama ben adaletli bir insan olarak sana söylenmesini istemediğim bir şeyi sen de insanlara söyleme. Sana söylendiği zaman ben burada karşı çıktım. Ha sen de ki bana, ya sen bana orada bir sürü şeyler söylüyordu. Hiç ağzını açmadın. Hayır. Açtım, kasetleri de alırsın, seyredersin. Sana da burada söylettirmedik. Senin de bu söylediklerin sana uymadı Aykut Kocaman. Bilmiyorum. Yarın Ahmet Hoca bunlara ne der bilemem. Ben kibarca sana yakışmadı, ayıp ettin Aykut Kocaman derim. Senin gibi efendi, beyefendi dediğimiz bir arkadaşımıza yakışmadı. Onu kastediyor değil mi? Bence de. Şenol Güneş'i kastediyor bence değil mi? De. Şenol Hoca'yı kastediyor. Bence de. Tamam, Şenol Hoca hatalıdır. Şenol Hoca'nın bu tavrı Şenol Hoca'ya yakışmıyor. Bunları da söylüyoruz. Ama Aykut Kocaman'ı bağlayan, Aykut Hoca'yı bağlayan bir şey yok orada. Yani ahlak yoksun hocalar varmış da bilmem neler varmış falan. Hakemlerden de ahlak yoksun var diyor. Meslektaşlarından tamam, da var diyor. Olabilir. Olabilir. Şimdi bütün meslektaşlar da der ki ben mi kim diye der. Olabilir yani, gerek yok. Yani Aykut Kocaman bunu söylememeli bu lafı. Evet. Aykut Kocaman bunu söylememeli. Ona uymadı bu kelime çünkü. Ben onun için söylüyorum. Ona uymadı. Buyur Ertem. Beşiktaş'a eksikleri etkilemez diyor. Devam edelim. Onu söylüyor. Evet, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak 8 gün var. Bayağı bu maç trafiğinin içinde bayağı uzun bir ara. Çok yani köprünün altından çok sular akacak. Çok net gözüküyor o haftaya kadar. Önce bir sakinleşip, bekleyip, ne oluyor diye bir etrafa bakıp bir toparlayıp kendimizi. Ondan sonra Beşiktaş maçına yoğunlaşacağız. Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular için söylemem gerekirse ben kendi takım için hep şunu söylüyorum. Yani genel olarak pek şikayet etmediğimi herhalde biliyorsunuz, görüyorsunuzdur da. 4 oyuncu, 5 oyuncu, ana kadroda oynama ihtimali yüksek görünen 4 oyuncu, 5 oyuncudan yoksun olarak haftalardır gidiyorduk. Hiçbir şekilde bunu bir şekilde dillendirmemeye çalıştım. Zaman zaman bazı hani altını çizeceğim noktalar olsa da dillendirmemeye çalıştım. En azından şikayet olarak. Beşiktaş gibi son 2 yılın şampiyonu
Şampiyonlar Ligi'nde grubu birinci olarak çıkmış bir takımın oyuncu kaybının söz konusu olduğunu düşünmüyorum ben. Yani her oyuncu çok değerli orada. Son derece güçlü bir kadroya çıkacaklar. Kendi sahalarında oynayacaklar. Dolayısıyla bir güç kaybı olacağı kanısında değilim ben. Evet, Aykut Kocaman bir güç kaybı olacağını sanmıyorum diyor. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra konuşulacak çok konu var sevgili seyirciler. Devam edeceğiz. Beşiktaş-Fenerbahçe arasında maalesef gerginlik şimdiden başladı. Tansiyon yükseldi. Bu tansiyonun yükselmemesi lazım. Bir reklama gidelim. Sinan Engin yazık. İş bu kadar basitleşmemeli arkadaşlar. Bir insanlara bu kadar sonuçta bir bu nihayetinde bir futbol birisi şampiyon olacak. Bu kadar ortalığı yangın yerine çevirmeye, bu kadar bu kelimeleri, bu ağır lafları birbirlerine ona buna falan söyleme gerek yok. Bu hafta karşılaşacaklar, tokalaşacaklar, hoş geldin beş gittin yapacaklar birbirlerine. Yani şimdi ne oluyor? Bence yapmayacaklar. Şimdi ne diyoruz? Vodafone Park'a Aykut Kocaman gelecek. Aykut Kocaman'a en iyi şekilde ağırlayalım. En iyi şekilde misafir edelim diyeceğiz değil mi Ertemciğim? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi yani bu tepkiler yani bir de Beşiktaş'ı seversin Aykut sen. Seversin Aykut'u da Beşiktaş'ı. Sever. Babası da Beşiktaş'lıdır.